Bir cuma günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet, son durum ne piyasalarda? Şöyle bir küresel marjinal endekslere baktığımızda S&P, Nasdaq ve diğerlerini satıcılı bir günden ziyade alıcılı bir gün olduğunu görüyoruz. Bunda dolar endeksinin o dediğimiz desteğe doğru gitme serüvenine başlamış olması, ama altında bir hareket yok. Bitcoin'de bir hareket yok. Aşağı yukarı altın 2020 tam o çerçevede yataya bağlamış. Bitcoin daha önce de söyleyeyim, bir şu 50 binleri bir sindirmesi lazım. Buradan tabii ki herkes istiyor bir anda 60, 70, 80, 100. Ve altcoin'lerde de fakirlerin umudu, garibanların ekmek teknesi olan altcoin'lerde de herkes milyoner olma uykusuna dalmak istiyor. O gün bugün mü? O günler yakın bir zamanda mı? Yakın bir zamanda, merak etmeyin. Dediklerimiz şu anda Bitcoin'de hepsi tek tek çıktı. Hocam altcoin rallisi dediniz, 1,5 ay süre verdiniz dediniz. Bunun aşağı yukarı ilk haftası gitti, geriye kaldı. Aşağı yukarı düz dersek 1 ay kaldı. Bu süre ne zaman başlayacak diyeceksiniz. Onların hepsine tek 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 değineceğiz, ama ondan önce ne diyoruz, şöyle yorumlara güzel bir coin yazın ki kendi elimizdeki coinlere bakarsak diğer fırsatları kaçırırız. Ben fırsat kaçırmayı sevmem. Evet, şöyle bir dolar endeksiyle hızlıca bir başlayalım. Dolar endeksi şu 103.6'nın aşağısında kapatması bizler için, riskli varlıklar için, altın için, Bitcoin için, herkes için pozitif bir tablo olur. Şöyle bakalım, başka bir şey var mı? Buradan ufak bir tepki yemiş ama dönüş mumu yok dolar endeksinde. Bu bizler için gerçekten güzel bir tablo. Bakalım, yani şuranın bir kırılması lazım. Ondan sonrası güzel günler kapıda. Altın altında diyecek bir şey yok. Tepemizde 2077, altımızda düz 2000 bandı. Hocam, 1600 dolarlardan tuttuğunuz altın pozisyonunu koruyor musunuz derseniz, evet koruyorum. 2300 dolar bandında da okutacağımı söyledim. Belki daha fazla gider, belki gitmez. 2024 altın yılı olacak dediniz. Neden erken satıyorsunuz derseniz, benim hedefim o. Yani oyun planı olmadan hiçbir şey yatırım yapmıyor. Benim için yeter. 1600 dolar dip demiştik hatırlarsanız. TL partisinde 800. Oradan güzel karlar yaptık mı yaptık. Hala karımız var. Ama pozisyonumu 2300 dolara kadar tutacağımı belirteyim. Evet, Bitcoin'in yaptığı hiçbir şey yok. Yataydayız. Tepemizde 53.000, altımızda 50.000 bantları var. Buralarda biraz yataya bağlaması, ara sayını indirmesi güzel olur. Hocam, sinyal var mı? Bakalım. Yani bundan sonraki dönüş mumunda eğer ara sayı çok fazla kendini yukarı atmasa, evet dönüş sinyalleri gelir. 60.000'lerde kapıda deriz. Şu anda bir yatayda, yatayda olduğu sürece net bir şey söylememiz mümkün değil. Ama şu yataylık süreçte ara sayını biraz daha indirirse yine diyecekler hocam uyumsuzluk ver diyecekler. Bana uyumsuzluğu göstersinler. Bu işi bırakayım. Bak, burada da açık ve net bir şekilde söylemiştik. Ne dedik? Burada uyumsuzluk var diyordu herkes. Ulaş hoca ne dedi? Çıktı. Şu tarihlere bakabilirler bak. Bu tarihlere bakabilirler. Uyumsuzluk mu uyumsuzluk yok dedik. Yön yukarı dedik. Daha ne olsun? Burada da ben bir uyumsuzluk görmüyorum. Gören birisi varsa çizsin atsın nerede yanıldığını, ara sayı nasıl analiz etmesi gerektiğini ve uyumsuzluğun nerelerde teyit alacağını daha önceki videolarda söyledim. Çizen atan birisi olursa onlara da cevap veririm. Telegram grubumuz herkese açık. Bir şey demediniz. Ya ne diyelim, Bitcoin yatayda. Düşecek miyiz, çıkacak mıyız? Uzun vadede yön yukarı. Ama sirkeleme, bakın yanlış anlamayın, sirkeleme diyoruz. Sirkeleme cümleyi çarpıtmayın. Operasyonu yakında. Neden? Altcoin rallisi yakında. Ama bunun için bir sirkeleme operasyonu yapmak zorundalar. Peki bu tarih ne zaman? Neden yapıyorlar? Korkutmak için. Merak etmeyin. Yani diyeceklerim bunlar. Bunun dışında yani düşüşler çok kısa olacak. Yön yukarı, 60 binler de uzak değil. Ne demiştik biz hatırlarsanız? Apple geçmiş, Meta geçmiş. Nvidia zaten uçtu yapay zeka çerçevesinde. Onu ayrı tutabiliriz. Netflix geçmiş. Yani herkes eski ateşlerini geçmiş. Altın da geçmiş. Geriye kaldı kim? Bitcoin. Bitcoin öksüz değil. O yüzden kriptolara, blockchain'lere inananlar o güzel günlerin geldiğini unutmasın. Buralar satıp kaçma yeri değil. Düşüşler piyasaya ekstra para sokma zamanı. Bakın 16.000'den beri ne demiştik? Boğadayız.
bu adayız. İster toplama dönemi ister boğa. 2022'nin son çeyreğindeki Eylül, Ekim, Kasım. Pardon, Eylül diyemeyiz de Ekim, Kasım, Aralık ve 2023'ün Ocak ayı. Bütün videolarıma bakılırdılar. Ne demiş Ulaş Hocam? Buralar toplama zamanı istiyorsanız boğa. Ve hocam boğa geldi, altcoin'ler hareket etmedi diyeceksiniz. Arkadaşlar boğa ile altcoin arasında ince bir çizgi var. Altcoin rallisi evet boğa sürecinde başlar ama işte o veriler kademe kademe geliyor. Bakın tekrarlayacağım, yine onları gözünüze sokacağım. Hocam tekrarlıyorsunuz diyeceksiniz ama maalesef sizi korkutmalarına izin vermek için gerekirse 100 kez tekrarlayacağız. Şuradan haftalık tablosuna bir bakalım. Haftalık tablosunda durum ne? Evet. Ara sayıda son durum ne? Haftalık tablosu da pozitifse ulaşıcı ne der? Yükseliş geliyor. Kemerleri takın. Evet. Haftalık tablosunda da uyumsuzluk var diyecekler. İnanmayın. Neyse ne? Şuradan bir üzerine atmamız lazım ama şu 57 bin, evet burada da farklı 52 bin çizmişsiniz hocam. Evet 52 bin, burada 52 bin, haftalık tabloda 52 bin derecimiz var. Günlük tablodaki de haftalık tablosu değişebilir mi? Değişebilir. Halbuki öncesi genellikle düşüşler oluyordu. Ben bu söyleme karşı olduğumu söyleyeyim. Halbuki öncesi düşüş diye bir şey yok arkadaşlar. Bitcoin yükselişinin düzeltmesini yapar. Bunu kafanıza koyun. Neden? Al burada da ne yükselişi bu? Ay döneminde siz ne yükselişi? Düşüşün yükselişi. Bakın düşüşün yükselişi. Ya da düşüşün düzeltmesi ya da yükselişin düzeltmesi. Bak bu düşüşlere ne diyeceğiz? Halbuki öncesi mi? Hayır arkadaş. Buradan Bitcoin 16 binlerde dip dediğimizde girenler ne yaptı? Burada bir kar satışı. Kar satışı. Burada da bir kar satışı yaptı. Bak burada da bir düzeltme. Buradan da gelebilir mi? Gelebilir. Ama şöyle söyleyeyim. 46 binler, 45 binler kaybedilmedi sürece hiçbir sıkıntı, panik yok. Düşüşler, zararlar en fazla zamanınızdan çalar. Bakın zamanınızdan değil. En fazla. Ben 2023'ün Mayıs itibariyle al sat yapmayı bıraktığımı söyledim. Güzel projeleri yatırıyorum, topluyorum. Elimdekileri Telegram grubunda söyledim. Ama ayı döneminde 2022'den 2023'ün orta çeyreğine kadar en çok kazanan Telegram grubu ve YouTube kanalı ben. Açık ve net. Herkes açık. En aşağı 80 işlem yapmışızdır. 2 tanesinde belki. O da çok cüzdü bir zararla stop olmuşuz. Onun dışında en aşağı vurduğumuz 2 katıydı. Kusura bakmayın. Neyse ne? Evet. Peki rally'nin sinyalleri ne? Söyleyeceğim demiştiniz. Birincisi bu sinyal geldi mi? Bitcoin, Ethereum'un Bitcoin partisi. Geldi. Geldi dedik. Son bir teyit alma dedik. Teyit alma yeri de neresi dedik? Burası. Buradan nokta atışı, bakın günlükte açalım. Nokta atışı red yediğini görüyoruz. Buranın üzerinde kalıcı olursa 58 bin. Evet ilk sinyal gelir. Aslında ilk sinyal geldi. Şu trendi kırdık. Buradaki gibi bir fake operasyonu olmadığına emin olabilmemiz için 58 bin diyorum. 5800 paritesi üzerinde gün kapatması gerekir. Ara sayı buna müsait mi? Evet bir nevi müsait diyeceklerim bunu. İkinci tablo ne derseniz Total 2 yani Ethereum bazlı paranın girişi. Total 1 ne? Bitcoin'e giren parayı gösterir. Total 2 Ethereum bazlı piyasaya giren parayı gösterir. Şimdi haftalık tabloda burayı açacağız. Neden? Gerideki veriyi tekrardan göstermemiz için. Şurada bakın şu tabloyla bak şu tabloyla kalem gel buraya kalem. Şu tabloyu bakın biraz uzatalım. Ne yapıyor burada? W çekiyor, kırıyor, retest ediyor. Sonra yukarı atıyor. Tablo bu. Buradan ağır. Bak W çekiyor, kırıyor, retest ediyor. Sonra altcoin sezonu başlıyor. Ama bu altcoin sezonu biraz farklı olacak. Burada Ethereum'la beraber çok sert hareket eden altcoin'ler de vardı. Ama burada spot ETF haberi var Ethereum ağında. O yüzden biraz daha para altcoin'lerden ziyade Ethereum'a gideceğini söylemiştim. Ethereum tablosunu da inceleyeceğim. Birinci verimiz bu. İkinci verimiz, en sağlam verimiz bu olacak aslında. Pardon, üçüncü verimiz. En sağlam verimiz Total 3. Bitcoin ve Ethereum dışında altcoin'lere giren para. Bak. Burada da ne yapıyor? W çekiyor, kırıyor, retest ediyor. Peki burada ne var? Burada da bir W kırıyor, retest ediyor ve altcoin sezonu sert bir şekilde, hani o milyoner olma uykusuna dalıyoruz ya, işte o günler gelir. Fakirlerin umudu, garibanların ekmek teknesi
ne zaman olacak derseniz çok az bir zaman kaldı. Rites etti. Şuradaki seviyesini de geçmiş durumda ama bakın şurada pardon kalem açık kalmış. Özür diliyorum. Şurada bir sirkeleme operasyonu oluyor. İşte o sirkeleme operasyonunda piyasaya ekstra para sokamayanlar ya da satıp kurtulanlar ne yapıyor? Ya da trade etmeye çalışanlar pencereden yine baka kalıyor. Benim oyun planım bu. Diyeceklerim bu. Veriler bunlar. Peki siz ne düşünüyorsanız onlar da yorumlar yazsın ve özellikle altcoin kısmını. Neyse şu son çizdiklerimizi şuna tamam gitsin. Geldik. Ethereum'e geçelim. Ondan sonra yorumlarınıza bakacağım. Ethereum 3000 dolardan bir red diyor. Yani 3030 civarından red diyor. 3030 üzerinde kalıcı olursa tablo daha pozitif olacak. Bir 3000 bakalım kar satışları elbette olacak. Ama 1900 dolar bandında kaybetmeyen bir Ethereum görüyoruz. Ethereum daha gidecek çok yolu var. Hikayesi özellikle şu Nisan Mayıs'a kadar yeni başladı diyebilirim. O sert hareketleri sizler gibi ben de bekliyorum. 2000 dolarlardan maliyetlenmek çok pozitif dedim. 2000 dolarda da girecek olanlar var. Onlara söyleyeceğimizi söyledik. Herhangi bir şişme alanı var mı? Hala 80 bandlarına gelmemiş. Yani bu kadar pozitif haber varken yani 80'e de gelebilir, 90'a da gelebilir ama en de sonunda bir düzeltme yapar. Siz nereye kadar tutarsınız derseniz ben bilmiyorum. Bakalım şu Nisan'a doğru bir Ethereum analizi yaparız. İlk spot ETF Nisan ve ardından asıl bizi ilgilenecek olan Mayıs ayındaki spot ETF haberleri geçtik. Yorumlar kısmını ama şöyle bir 3 saniyenizi alacağım. Kahvemi yudumlamak zorundayım. Telefonum da bir yanından çalıyor. Türkiye'den. Ulaş Hoca kahvesi çıkmaz. Ömer Ünlü Hocam şöyle demiş ki token fee değerlendirebilir misiniz? Kaç x yapabilir? Bu seviyeden alın. Evet güzel bir sorun. Yani seviyeyi orta ve uzun vadede fiyatlanabileceğimiz bir noktada. TRX, BTT bu coinler bir saniye. Şu tam kamera denk geliyordu arkadaşlar. O yüzden bazen okuyamıyorum. Justin San amcamızın coinleri değerlendirebilir misiniz? Evet değerlendirebiliriz. WIT abi gap boşluğu ya alt coinlerdeki o gap boşluklar o kadar önemli değil. Mert hocam. Yani bir bakalım WIT'te. WIT'te bir gap boşluğu. Ya o gap boşluğu değil bölünme. Yine de bir bakayım. İyi hatırlattınız. Hocam yorumlarınız için teşekkürler. Oyun coinlerin rallisi ne yükselir en çok? Bilemem. Yani oyun coinlerinden öyle çok fazla elimde. Daha doğrusu var mı yok mu onu da bilmiyorum. Bir bakmam lazım portföyüme. Birkaç coin örneği söylersen ele alabiliriz. Oyun coinleri elbette her zaman hype yapan projeler arasındadır. Müjdat Hocam GST demiş. Şöyle aşağı yukarı zaten mailini var. Hepsini cevapladım biliyorsunuz. Eğer es geçtim şeyler de olursa hepinizden Litecoin var. Evet, Masa Coin diye bir coin varmış. İlk kez duydum. 100x falan yapmıştı. Bu da yapılabilir. Şimdi biliyorsunuz bundan bir ay önce IPRX demiştim. IPRX'ten aldığımı söyledim. Telegram grubunda aşağı yukarı 4,5-5 katı yaptı. Orada kar satışları yapabilir miyim? Yapabilirim. IPRX'in tokeni birkaç borsada da listelendi. Max ve bir iki borsa daha vardı da aklıma gelmedi. QE'ye bir bakalım Müjdat Hocam. Bifi'ye bir bakalım. Evet şöyle. Oğuzhan Hoca neredesin ya Oğuzhan Hocam? Uzun zamandır yoksun. Şöyle Oğuzhan Hocama da selamlarımı söyleyeyim. Normalde Oğuzhan Hoca coinsiz geçmezdi. Evet spam yapmış. GRT'de okuyan bunlara baktık. Zaten GRT'de güzel hareket olacağını söyledik. O hareketlerinden başı geldi. Token fee ile bir başlayalım. Coin market cap'imizi açmayı unutmuşuz. Token fee bu mu acaba şimdi bir bakalım. Şu coin marketten. Evet. 0.36 diyor. Evet aşağı yukarı olması. 10 milyar adedi var. Ya bunu dolara çeviriyorum. Yine geliyor TL'ye. Anladım bu işte bir iş var. Borsa listeleme BSC üzerinde ve diğer ağlarda da vardır. Şöyle baktığımda borsa listelemesi orta seviyede bir coin base eksik. 10 milyar adedi var. 1 milyar piyasada geri kalan nerede? Şimdi 1 milyar adette bu fiyatlar eder mi derseniz gözü kapalı eder derim. Bak
1 milyar adet. Ama %90'ı nerede? Ne zaman token boşaltacaklar? Ona bakmamız lazım. Şimdi aşağı yukarı bu veriler gözü kapatırsak, yani az önce söyledim, verileri gözü kapatırsak sadece teknik tarafta, yani temelden ziyade teknik tarafta bakacak olursak, diyor ki arkadaş 31'den 36'ya gelmiş, buradan bir red diyorum. 36 üzerinde kapanış yapmam önemli. Aşağıda da tehditli bir dibimiz 23 band. Şimdilik bu iki renç arasındayım. Dirence yakın mıyım? Yakınım. 36 mı? Pardon, 36 nereden çıktı? 40 band. 40 bandını kırarsam gidebilir miyim? Bir saniye, 40 bandı da değil aslında da burası. İlk rencimiz yok ya. Bir burada var, bir burada var. Yani 36'da da var, orası da var. Evet. Yani iki direnç. Şu anlık bir şey yapmam. Neden? Aşağı yukarı iki renç arasında çok fazla bir rakam yok. Bir bakalım 40 bandını alırsa pozitife döner. Arasayı şimdilik pozitif. Yani veriler pozitif. W çekmiş. Bak, W çekmiş. Retestini de atıyor. Hocam W nerede göremiyoruz diyenler varsa, W burada arkadaşım. W çekmiş. Kırmış. Retestini ediyor. W'nun hedefi de aşağı yukarı 45-46 bandları mı? Biraz daha, yani aşağı yukarı 47 bandlar. Nokta atışı söyleyin. Nokta atışı söylersek oraya gerisi kadar da satmazsınız. Burada değil, merak etmeyin. 48-49 bandı değil. Sadece oraya renç atmak istedim. Bunun dışında başka bir şey diyemem. Proje yeni. Başka bir şey gördüm yok. Token fiyatı kaç? X yapabilir. Yani şu token dağılımı tam olmuş olsaydı, %100'ü piyasada olmuş olsaydı bir şeyler diyebiliriz ama %100'ü piyasada olmayınca biraz soru işareti yaratıyor Ömer Hocam. Zor bir alandan sordunuz ama en sonki range'ini aldıktan sonra da hareketlenir. Yani bir de burada var, yani en son tepe 60. Bilmiyorum, zaten buradan oraya 2x demektir. TRX, BTT. Şimdi TRX'i yorumlayabilir miyiz? Yorumlayabiliriz. Neden? Aşağı yukarı TRX uçuyor arkadaşım. Ne diyeyim ya? TRX. Tablo pozitif arkadaşım. TRX'de tablo pozitif. Arasayını bir bak. Arasayı biraz dindirmesi lazım. Ama tablomuz pozitif. Buranın üzerinde, yani 12 bandını vermediği sürece ben TRX'de pozitifim. Range'lerimizden bir tanesi. Burası neresi dersiniz? Tam bu nokta 14. 14'ün de biraz üzerinde çıkabilir miyiz? Yani aşağı yukarı buralı. 14 bandı. Ondan sonraki range'de zaten buralardaki range'lerimiz olur. 17 bandı olur. Bunun dışında bir şey diyebilir miyim? Diyemem. Burada W çekmiş arkadaşım. Buranın üzerinde kaldı sürece, yani ben pozitif kaç? 12.600 bandı. Pozitif olurum. Bunun dışında haftalık tablosuna bir bakalım. Günlük tablosunda arasayı şişkin. Haftalık tabloda da şişkin. Yani arasayı harici grafik pozitif. Büyük bir olasılıkta düzeltme yapacak ya da buradan uyumsuzluk vererek yükseltecek. Düzeltme kısmında dediğim gibi 12-11 bandına doğru iğnelemeler yapabilir. Ama tablo, yani grafik kısmı pozitif, arasayı kısmı biraz korkutucu diyebilirim. Bet neydi yenisi? BitTorrent. Az önce de doğru yere bakmışız da. Haftalık tablosundan bir şey diyemeyiz. Bölünme yaptığı için, yani geçmiş verisi unutun arkadaşlar. Yani şuradaki şu eski seviyeleri unutun. Burada bölünme yaptığı için böyle sert çakıldı. Yani sert çakılmaktan ziyade sert mum attı. Yani şuradaki veriyi unutun. Bizler için neresi önemli biliyor musunuz? Şu veri. Bak. 17 bin bandı üzerinde kalıcı olacak mı? Tabi buradan oraya %70'lik bir oran var. Red yediği yer şimdilik burası. Neresi burası? 11 bandı. 11 bin bandı. 11 bin bandı üzerine kalıcı olursa ne olur? Pozitif olur. Düşen trendini de kırmış. Bak şuradaki düşen trendini kırmış. Bakalım şu 11 bandı üzerinde kalıcı olursa pozitif olur. 11 bandından sonra tabii ara range'lerimiz var. 14 bandı ve benim için asıl önemli olan 17 bandı. Günlük tablosu pozitif. Haftalık tablosunda
da öyle bir şişmanlanı görmedim. Yani bakalım yani daha günlükte gidecek yolum çok var diyor. Önceliğimiz dediğimiz gibi bir buraya alsın. Yani 11 bandın üzerinde kalıcı olursa pozitifim. Diyeceklerim bunlar. Vit. Vide bir bakalım. Vitte kap boşluğu yok. Bölünme vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Daha doğrusu orada bölünme yapmıştı diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Vitte en son şu düşen trend kırıldı. Buralar alım yeri dedik. Vitte tablo nedir? Bence tamamen tamamen ne? Ara senin herhangi bir şişmanlanı yok. İki önemli range var. Öncelikle 35 bandı üzerinde kalıcı olması pozitif. Ama şuradaki range'ini alırsa da içimiz rahat eder. Şurada bir çanak yapar hiç olmadı. Bu çanağın hedefi de aşağı yukarı 60 bandı gösterir mi? Evet, 60 bandı doğru bir yolculuğu başlatabilir. Genellikle red yediği yer burası. Hatırlarsanız VIT'te ne diyordum her zaman? Bakın bu bandlarda alın bak. Bu işaretlik. Al beni vur beni diyor. Al beni vur beni. Al beni vur beni. Aldınız bak. Burada dedik. Düşen trend kırıldı. Girin. Tablo güzel. Her şey güzel yani bitti. Ara sayın hala şişkinlik yok. Dediğim gibi bura. Ama arkasında kötü haber olur. Bilmem ne olur. Ona karışmaz Ulaş hocam. Evet bitti tablo güzel. Hocam bir şey demediniz. Ya şurayı bir alsın. 42 bandın üzerine kapanış yaparsa şurada bir çanak yapar. Diyeceklerim onlar. Evet, videoda geçtik. Oyun coinlerine bir şey diyebileceğim. KST'ye bir bakalım. ML ne var? Evet. Bunlar aynı. Arasan herhangi bir şişkinlik yok. O Arasan profesyonel şekilde bir indirmiş. Bu coin bir hareket yapabilir. Niye yapabilir? Yapabilir. Hacimsiz bir coin. Bak. İğnelerden görüyoruz. Hacimsiz olduğunu net bir şekilde gösterir. Nereye kadar gidebilir? Şurada bir ara range'imiz var yalnız. Bak, şu ara range'imizi de atalım da. 1.1 bandı. Bir bandı zaten üzerinde kalıcı olduğu mu pozitif olur. Neden dersiniz? Birler, onlar, yüzler. Genellikle bak hep iğneler buranın üzerinde kalamıyor. Bak, atıyor, iniyor. Atıyor, iniyor. Atıyor, iniyor. Yani bir bandı bunda psikolojik range olmuş. Şu an itibariyle bir bandı üzerinde aşağı yukarı 7 gün kapatmış. Pozitif bir tablo var. Bir sonraki hedefi burası olur. 1.13 bandı. Günlük tablosu hoş. Haftalık tablosuna bir bakalım. Haftalıkta da arası herhangi bir şişme alanı yok. Güzel, çok fazla. Daha gidecek yolu var mı? Var. Gidebilir mi? Gidebilir. Nereye kadar gider bilemem. Nokta atışı hedef isterseniz. Ya. Yani. En dibinden daha iki katı vermemiş coinlerden bir tanesi. Birçok coin verdi. MLN. MLN'ye bir bakalım. MLN. Çıldırtmış mı? Evet. Çıldırtmış. Çıldırtan coinlerden bir tanesi. Düşen tablo kırılmış. Şu iğneleri saymazsa şöyle bir düşen tablo var. Oraya kırmış. Buranın üzerinde kalıcı olursa pozitif. 18.45 mi? 18.50. 19 diyelim. Düz olsun. Bizim olsun. Yani buranın üzerinde bir kalıcı olsun. Ara sayında haftalıkta daha gidecek. Çok yolu var diyor. Yani şişkinlik aşırı alım noktasına gelmedim diyor. Günlükte de yani arası hiç şişmemiş. Yatayda bekliyor. Milleti çıldırtmış. Milleti çıldırtmış. Bakalım MLN 18-19 bandı üzerinde gün kapatırsa pozitif olurum. Şöyle bir yatay düşen trend var. Bak şu trend aşağı yukarı tam burada kırılmış. Sert bir iğne atmış ama onun gerisini getirememiş. Bakalım toparlayacak mı? Öncelikle toparlaması için de dediğim gibi 18.5-19 bandını alması lazım. QE'ye bir bakalım. Evet, QE düzeltmesini sert bir şekilde yapmış. Nasıl sert attıysa bu tarz coin'lerin düzeltmesi de sert olur. Öncelikle de şu an üzerinde kalıcı olamıyor. 17-18 bandı üzerinde bir kalıcı olması lazım. Hala oradan red diyor. Hala orada bir satış baskısı var. Aşağısında 14 bandı var. Bakalım şu an üzerinde kalıcı olursa pozitifim. Hatta burayı bir çıt şuraya almak istiyorum. Değiştiriyorum. 18 bandı. 18 mi? 19 mi? Evet. Asıl hareketlerini buradan sonra yapar. Bakın genellikle iğneler hep bu noktadan üretiyor ama bu
burayı alması durumunda da bir W çekmiş olur. O gün bugün mü bilemem. Arasay günlükte pozitif. Bunun dışında başka bir şey diyemem. Evet, verdiğinin fazlasını geri almış. Maalesef altcoin'ler bu tarzda hareket ediyor. Light'a bir bakalım. Evet, Litecoin. Gidiyorum, gidiyorum diyor. Nereye? Nereye bilemem. Evet. Günlük tablosu da güzel. Haftalığına bir bakalım. Ondan sonra grafiğe bir dönelim. Haftalı dayı arkadaşım. Neyse, günlüğe bir dönelim mi? Şöyle bir haftalıktan da bir bakalım da. Evet, 15-16 bağlandığını görür mü? Bilemem. Şurada bir range'imizi atalım. Şuraya bir range'imizi atalım. Günlüğümüzü şimdi bir açalım bakalım. Range'ler tutuyor mu? Bazen haftalıktaki ve günlükteki range'ler birbirini tutmuyor. Neyse, aşağı yukarı tutuyor. Tamam, doğru tutuyor. Evet, şu anda buranın üzerinde bir kalıcı olsun. 13, yani 1.3. Bir sonraki hedef neresi? 1.7. Ama 1.7'yi alırsa W'yu çekerim diyor. W'nin hedefi de aşağı yukarı 2.6-2.7 bantları olur. Bizim için önemli olan 1. Buranın üzerinde kalıcı olması lazım 1.3'ün. 2. 1.7 alındıktan sonra ben www.com yapıyorum der diyeceklerim. Bunlar Bifi'ye bir bakalım. Oğuzhan Hoca yazmış ya Bifi. Evet, Bifi var. Şöyle bir aşağılarda doğru da inelim. Bifi düzeltme yapmış ya. Evet, yükselmeden düzeltme yapmış hocam. Maalesef altcoin'in kes. Bu da beni al beni vur beni diyor arkadaşım. Ne? Al beni sat beni diyor. Bak, en dibi tutturmaya çalışmam. Al buradan vur. Sat buradan. Al buradan sat buradan. Al buradan sat buradan. Al buradan sat buradan. Al buradan biraz aşağı düşüyor ama satıyorsun. Bakalım aşağı yukarı aldım konumunda. Yine al beni vur beni mi diyecek. Ama olur da şu an aşağısında gün kapanışlarda Bifi de tehlike çanları çalıyor demek. Neresi burası? 285 ben. Yani sadece yükseliş yönüne bakmamız lazım. Ama günün birinde şu bant üzerinde burası kaç? 528 dolar bandı üzerinde kapanışlarda yaparsa sert hareketlerinin bir diğerini başlatır diyeceklerim Bifi'de bunlar. STRK'ya bir bakalım. Yeni çıkan bir coin. Evet. Şöyle bunu tabii 15 dakikalıkta bir inceleyelim. Son durum ne? Evet, tablo şimdilik pozitif mi? Yani pozitif mi? Son bir adım kalmış. 2.180 bandı. Hatta 2.2 diyelim. Düz olsun. Evet, tam şurası. Burası kırılırsa pozitif. Şu anda desteğinden bir kuvvet bulmaya çalışır. Gördüğüm tablo bu. Yeni bir proje. Ne dirençlerimiz gerçek bir direnç, ne de desteğimiz gerçek bir destek. Ya hocam niye çizdiniz dersiniz? Elimizde başka bir veri olmadığı için. 10 milyar adedi var. 10 milyarlık adet için bu kadar yani bu fiyat uygun mu derseniz şu anda %10'u piyasada. Bu da aşağı yukarı 1 milyara doğru yakın bir miktar. Hatta şuradan da bir bakalım da. STRK mıydı? Evet. Starmek. Evet, 52. Sıralaması çok güzel ama. Sıralamaya hemen 50. Yani bir coin base eksik. 728 milyon adette bu fiyatlar ederim. Aşağı yukarı eder. Yani Bitcoin 50 binliyken bu da layer 1, layer 2 projelerim. Bakalım yani şura. Buranın kırılması lazım. 2.2. Diyeceklerim bunlar. Başka bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şöyle bir yükselenlere bir daha bir bakalım. ALCX'e bir bakalım. ALCX'de Pepe ile bitirelim hemen. Yani bunu 15 dakikalıkta incelemeye gerek yok. Günlüğü açalım. Evet, günlükte de tablo. Evet, burada da bak bununla düşen trendi çizmiştik hatırlarsanız. Yani 36 bandına dikkat etmemiz lazım. Buranın üzerinde de W çeker. 40 bandı. 40 bandından sonra W çeker. Geriye ne kalır?
Buraya niye renç atmışım? Yok. Buradaki renç önemli değil. Evet. Yani bir şurayı alsın bakalım. Burayı alırsa da Çanak Club da diyebilirsiniz. W.W.com da diyebilirsiniz. Haftalıkta W görünür. Günlükleri Çanak net bir şekilde gözüküyor. 42 bandını üzerinde de gün kapanırsa daha sert hareketlerine devam eder. Arasında herhangi bir şişme alanı yok. Bu da pozitif verilerden bir tanesi. Pepe ile videomuzu bitirelim. Bitirelim. Pepe güzel hareket ediyor. Bakalım. Pepe'de tablo pozitif. Şuranın üzerinde. Yani 130 bandı üzerinde kalıcı olsun ama asıl hedef şu 170-180 bandının üzerinde kapanış yapabilir. Ama buranın üzerinde bir kapanış yaparsan www.com yapar. Bunu 65-66 bandan da önermiştim. Daha önce de buradan önermiştik. Güzel bir kar yaptık. İkincide de güzel bir kar yapıldı. Bakalım üçüncü bir kar yapabilmemiz için şu anda bir 130-270 bandı, 180-170 bu band üzerindeki kapanışlar önemli. Günlükte tablo pozitif. Ara seninle bir şişkinlik yok. Haftalıkta da aşağı yukarı yani bir şişkinlik alanı yok. Bir uyumsuzluk yok. Dediğim gibi şu bantlar özellikle 170-180 bantları bizler için kritik bir rol oynayacaktır. Diyeceklerim bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.